Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Sizi saygıyla selamlıyorum. Bizim belediyelerimiz iktidarın unuttuğu sosyal devlet anlayışını topluma yeniden hatırlatıyor. Hep şunu söyledik. Bizim vatandaşı kandıran, çılgın projelere harcayacak tek kuruşumuz yok. Belediyelerimiz de halkın parasını uçuk kaçık projelere değil, toplumun en temel ve en öncelikli ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyor. Kaynakları bir avuç azınlığa değil, toplumun tamamına yayıyor. Her türlü baskıya rağmen israf değil, tasarruf ederek ve harcanan her kuruşun hesabını millete vererek hizmetlerine devam ediyor. Sadece son bir aydaki bazı hizmetlerimizi hatırlatmak isterim. İzmir'de halk konut projesinin temelini attık. Ankara'da Batıkent rekreasyon alanı ve 10 yeni parkın temel atma ve açılış törenlerini gerçekleştirdik. İstanbul'da Bostancı Dudullu metrosunu açtık. Ardından Tuzla'daki sosyal konut projesinin anahtar teslimlerini yaptık. Şurada dikkatinizi çekmek isterim. Belediyemiz Tuzla'daki konutları 13 ay gibi kısa bir sürede, rekor bir sürede tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti. Tuzla'daki sosyal konut projesinin hemen yanında bir de TOKİ'nin projesi var. 14 aydır inşaat devam ediyor. Ancak hala yüzde 35 seviyelerine gelebildiler. Biz yerel yönetimimiz onlar iktidar. İktidar olmalarına rağmen 14 aydır bitiremediler. Anlaşılan 14 ay daha bitiremeyecekler. Değerli basın mensupları, biz bu hizmetleri yaparken İktidar ne yapıyor? Bir iktidar düşünün ki kamu kurumu olan belediyelerin hizmet etmesini nasıl engellerim diye uğraşıyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Bir belediyelerin yetkilerini torba yasalarla, kararnamelerle ve genelgelerle ellerinden alıp merkezi yönetime aktarıyorlar. İki, belediyelerin hakkı olan devlet kaynaklarını dağıtırken partizanlık yapıyorlar. Şu anda devlet desteklerinin yüzde doksanından fazlası sadece Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılıyor. Bütün bunlarla belediyelerimizin önünü kesemeyince üçüncü aşamaya geçiyorlar. Hukuksuz soruşturmalarla, davalarla belediye başkanlarımızı sindirmeye çalışıyorlar. İçişleri Bakanlığı'nda bir birim kurmuşlar. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere gidin ve bir suç bulun. bulamıyorsanız da, bulamadıysanız da mutlaka uydurun diyorlar. Herkesin bilmesi lazım. Şu anda belediyelerimize karşı izleden politikanın adı politik bir terördür. Koca İçişleri Bakanlığı'nı fotoğraman bir bakanın elinde oyuncak ettiler. Devletin saygınlığını, itibarını lekelediler. Adalet dağıtması gereken mahkemeleri utanç salonları haline getirdiler. Belediyelerimize FETÖ taktikleriyle tuzak kuran Süleyman Sayılı ne diyor bakın? Biz FETÖ'nün makalesini okumadık diyor. Bırakın makale okumayı FETÖ'nün tedris, tedrisatından geçenlere söylemek istiyoruz. Kurduğunuz her tuzak bu milletin vicdanında bozulmuştur. Bundan sonra da bozulacak. O koltuklarda oturduğunuz için sizi alkışlayanlara sakın aldanmayın. İlk seçimlerden sonra size selam verecek bir kişi bile yanınızda kalmayacak. Değerli arkadaşlar, belediyelerimize karşı Tarihte görülmemiş bir partizanlık yaşıyoruz. Bunu sadece bir örnekle anlatmak isterim. Belediyelerimiz tüm bu koca hizmetleri sadece kendi öz kaynaklarıyla hayata geçiriyorlar. Onun dışında hiçbir devlet desteği yok. Kamu bankaları kredi dahi vermiyor. Belediyelerimiz büyük projeleri için yurt dışından kredi bulduğunda da iktidar onaylamıyor. Bugün itibariyle dört büyük şehir belediyemizin toplamda 13 büyük projesinin finansmanı iktidardan tek bir imza bekliyor. Bu projelerin toplam tutarı 37 milyar 635 milyon lirayı aşmış durumda. Yani şu anda belediyelerimizin 37 milyar 635 milyon liralık kredi anlaşmaları iktidardan onay alamıyor. Bu projeler arasında neler var? Bakalım. Adana'da hafif raylı sistem projesi var. Muğla'da yenilenebilir enerji ve içme suyu projesi var. İzmir'de Buca, Narlıdere ve Çiğli raylı sistemleri var. İstanbul'da Beylikdüzü TÜYAP metrosu, Eyüp Bayrampaşa tramvay hattı gibi yedi büyük proje var. Bakın, hazineden para istemiyoruz. As, arsa istemiyoruz. Lütuf beklemiyoruz. Sadece bir tek imza atmadıkları için bu projelere de maalesef başlayamıyoruz. Herkes bilmelidir ki bu hizmetlerin önündeki tek engel bu partizan, bu ayrımcı saray iktidarıdır. İmza atmamak için elleri titreyenlerin derdi vatandaşa hizmet değildir. Onların tek derdi var. Aman Cumhuriyet Halk Partili belediyeler iş yapmasın, iş yürütmesin. Biz tüm bu projeleri kendi imkanlarımızla tamamlamak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Ama bu hizmet düşmanlığı da vatandaşlarımızın vicdanına havale ediyoruz. Değerli basın mensupları, uzun zamandır söylüyoruz. Bir beslenme kriziyle karşı karşıyayız. Çocuklarımız maalesef bugün bu dramı yaşıyorlar. Evet, ülke olarak derin bir yoksulluk yaşıyoruz. Ama yaşadığımız en ağır yoksulluğun çocuk yoksulluğu olduğunu hepimizin de anlaması gerekiyor. İhtiyaç sahibi öğrencilere bir gün bir öğün ücretsiz yemek verilmesi için meclise önerge verdik. Ancak bu teklifimiz Cumhur İttifakı tarafından reddedildi. Hemen ardından Sayın Genel Başkanımız bir çağrıda bulundu ve bizim belediyelerimiz de çocuklarımız için beslenme seferberliği başlattı. Gelinen aşamada belediyelerimizin verdiği destekleri paylaşmak istiyorum. Şu anda ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik beslenme çantası projeleri kapsamında her gün ama her gün 70 bin öğrencimize gıda desteği veriyoruz. Bunun yanında günde 35 bin üniversite öğrencisine de sıcak çorba ve bir öğün ücretsiz yemek veriyoruz. Toplamda belediyelerimizin beslenme desteklerinden her gün 105 bin öğrencimizi faydalandırıyoruz. Düşünün tüm imkansızlıklara rağmen her gün 105 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye ücretsiz yemek veriyoruz. İnşallah kısa sürede bu sayıyı daha da fazla artıracağız. Biz bu çalışmaya başladıktan sonra iktidar sadece okul öncesi eğitim için beslenme desteği verileceğini açıkladı. Bu konuda başlatılan her projeyi destekleriz. Ancak biz kısıtlı imkanlarla tüm kademelerden öğrencilere destek verirken iktidarın sadece okul öncesi için proje başlatması yeterli değildir. İktidara açık çağrımızdır bu işin siyaseti olmaz. Samimiyseniz gelin, belediyelerinizi işbirliği yapın ve tüm çocuklarımızın beslenme sorununu hep birlikte ortadan kaldıralım. Değerli arkadaşlar, vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan bir konuya daha değinmek isterim. Bilindiği üzere 6.360 sayılı kanun ile birlikte Büyük şehri sınırları içerisinde kalan köy ve beldelerdeki tüzel kişilikleri kaldırıldı, mahalleye dönüştürüldü. İlgili yerleşim yerleri bu kanunda çeşitli vergilerden muaf tutulmuş ve su ücretlerinde indirim yapılmıştı. Ancak kanunda tanınan süre 2023 yılı itibariyle doldu. Avantajların kalıcı olması için de Kırsal mahalle düzenlemesi yapılarak belediyelere yetki verilmişti. Ancak görüyoruz ki çok sayıda yerleşim yeri uygulamadaki sıkıntılar nedeniyle henüz kırsal mahalle statüsüne geçirilemedi. Ocak ayı itibariyle vatandaşlarımız ağır bir vergi yükü ve artan su ücretleriyle karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla bu konuyu Siyaset kurumunun çözmesi gereken önemli bir sorun olarak görüyoruz. Bu nedenle biz dün bir kanun teklifi hazırlayarak kapatılan belde ve köylere tanınan avantajların uzatılmasını istedik. Bugün öğrendiğimize göre Adalet ve Kalkınma Partisi de bu konuda bir kanun teklifi hazırlamış. Bizim de önerdiğimiz bu adımı olumlu buluyoruz. Teklifi inceleyeceğiz. Eğer eksiklikleri varsa gereken katkıları da samimiyetle yapacağız. Son olarak da şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz ki Erdoğan seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması için karar alacağını açıkladı. Ve bir de 73 yıl önceki bir sloganı kullanarak yeter söz milletindir dedi. Öncelikle Erdoğan'a millet ittifakına uygun bir sloganı tüm Türkiye'ye, tüm ülkemize duyurduğu için teşekkür ediyoruz. Çünkü bu ülkede yeter denilecek bir şey varsa o da 20 yıldır bu ülkeyi yöneten siyasi, kötü yöneten siyasi iktidardır. Erdoğan'dan bu sloganı daha gür sesle söylemesini bekliyoruz. Haksızlığa, hukuksuzluğa, partizanlığa yeter. Seçilmiş belediyelere kurulan kumpaslara yeter. Yeter söz milletindir. Yeter söz millet ittifakınındır. Evet değerli arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Merhaba gazete duvar Serkan Alan. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın büyük, büyük, bir kısmı bugün CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek. Bu ziyaretin amacı ve kapsamı nedir? Teşekkürler. Ee, Büyükşehir Belediye Başkanlarımız zaman zaman Sayın Genel Başkanımızı bireysel olarak veyahut da toplu olarak ziyaret ederler. Ee, yaptıkları hizmetleri anlatırlar, sorunlarını aktarırlar. Sayın Genel Başkanımız da kendisine bu konudaki görüşlerini aktarır, talimatlarını aktarır. Bu zaman zaman yapılan toplantılardır, ziyaretlerdir. Efendim Bengü Türk televizyonu Fevzi Özgür Altın. Ee, bu ziyaretlerle ilgili bir iddia da var. 26 Ocak tarihinde ortak cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğuna dair bir açıklama yapılacağı, önce belediye başkanlarına söyleneceği. Çünkü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı ve Kılıçdaroğlu'nun aday olabileceğini söyledi. Ee, böyle bir açıklama yapılacak mı? İlerleyen günlerde de yine Şubat ayında da benzer bir tarih iddia ediliyor. Ortak cumhurbaşkanı adayına ilişkin bu tarihte açıklama yapılabilir gibi. Bunlarla ilgili bir bilginiz var mı? Adayla ilgili bir açıklama olacak mı? Teşekkürler. Teşekkür ederim. Arkadaşlar zaten belediye başkanlarımız zaman zaman açılışlarında belli toplantılarda Sayın Genel Başkanımıza desteklerini ifade ettiler. Bugünkü toplantı dediğim gibi kendilerinin görüş alışverişinde bulunmak, belli sorunlarını aktarmak, hizmetlerini ifade etmek. Ee, ve Sayın Genel Başkanımız da bu konuda ilgili düşüncelerini aktarmak üzerine geldiler. Böyle bir açıklama geçmişte zaten kendileri açılışlarında belli toplantılarda desteklerini ifade ettiler. Tabii adayın açıklanması e, Altılı Masa'nın, Millet İttifakı'nın e, iradesinde. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ayın 26'sında bir araya gelecekler. E, konuyu orada görüşebilir, kendilerine göre bir takvim oluşturabilirler. Onu bekleyeceğiz, göreceğiz telebir televizyonun Serdar Akgün ee, başkanım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bahsettiniz. Ee, i̇şte İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanına karşı İm imam oğlana karşı yürütülen soruşturma, terör soruşturması ee, bir yanda bu, bir yanda da Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya e, kalkan oldu. Onun sorgulanmasına izin vermedi. Bu ayrımcılığı neye da, e, şey yapıyorsun Dayandırıyorsunuz? Bir de örneğin projelerinizin e, sürekli bekletildiğini ve onaylanmadığını söylüyorsunuz ama diğer taraftan Adana'da mesela bir Devlet Bahçeli köprüsü var. Dünyanın parası harcandı. 2016'da temeli atıldı. Bitirilmesi bekleniyordu. CHP'li belediyelere yönelik bu yaptırım aslında bir anlamda halkı cezalandırmak değil mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet söylediğiniz gibi halkı cezalandırmak. Ee, Erdoğan biliyorsunuz e, biz belediyeleri aldıktan sonra topal ördek olacaklar demişti. O günden bugüne de zaten her türlü baskısını, her türlü kumpasını kuruyor. İçişleri Bakanı aracılığıyla zaten ...belediyelerimizin hizmetlerini engellemek, onlara kumpas kurmak, onlara sürekli soruşturmalarla gözdağı vermeye çalışıyorlar. E, dediğiniz gibi e, bakıldığında e, sadece Esenler Belediye Başkanı değil, geçmişte Şırnak'taki belediye başkanlarının da... ...aynı İçişleri Bakanı birini sağını birini solunu alarak yargı kararı olmasına rağmen fotoğraf çektirdi. Yani bu Esenler Belediye Başkanı için yapılan işlem ilk defa olmuyor kendi cumhur ittifakının belediyelerine gelince her türlü kayırmacılık, yasal kayırmacılık, her türlü imtiyaz, her türlü destek var ama bizim belediyelerimize geldiğinde yani gözünün üzerinde kaşın var diyerek eften püften hiç alakasız konularda dahi hani hatırlayın Ekrem İmamoğlu'na neredeyse türbe ziyaretinde elini arkana bağladın diye bile soruşturma açmaya kalktılar. Eski defterleri tarıyorlar. geçmişte Danıştay tarafından bakanlık tarafından müfettişler tarafından tevize çıkmış her türlü sorunsuz bir şekilde yapılmış teftişleri yeniden tetikçi müfettişler göndererek siyasi müfettişler göndererek ne yapacaksınız edeceksiniz bulacaksınız diyorlar. Bu ilk defa yaşanmıyor biliyorlar ki belediyelerimiz her türlü baskıya engellemelere rağmen olağanüstü işler yapıyorlar. Ee, yani toplumun vatandaşımızın öncelikli sorunlarını çözüyorlar. Ee, bu da onları rahatsız ediyor. Her geçen gün belediyelerimizin başarısı toplumda bir güven yarattığı için biz nasıl engelleriz bunun çabası içerisindeler. Bu ayrımı her zaman yaşıyoruz. Evet çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize sağ olun.